Kanal 5 izleyenleri, İşin Aslı Ne programından hepinize merhaba. Bizler geçtiğimiz haftalarda dünyanın batıdan doğuya doğru yön değiştirdiğine dem vurmuştuk. Bu hafta ise birazcık daha özele iniyoruz ve Türkiye'ye geliyoruz. Dünyanın yaşadığı bu eksen kayması acaba Türkiye'ye neler katıyor? Vahit Uslu ile birlikte bu hafta bu konuyu değerlendireceğiz. İşin Aslı Ne başlasın. Vahit Hocam, Türkiye'nin gelecek 15-20 yılda canlı orta sınıfı, ekonomisi ve jeostratejik konumuyla birlikte Orta Doğu ve uluslararası ilişkilerinde daha büyümesi bekleniyor. Sizce de bu mümkün mü? Özellikle son dönemde tartışmalar Türkiye'nin 2023 vizyonu üzerine yoğunlaşmakta. Ya da 2020'li yılların sonuna kadar ki dönemde Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olup olamayacağı hususunda. Bu konuda lehte ve aleyhte açıklamaları ve bilim adamlarının bu konudaki beyanlarını sık sık televizyon programlarında duymaktayız. Ben bunu çok olumlu buluyorum. Lehte ya da aleyhte. Özellikle kişisel gelişimde de böyle bir teknik kullanılır. Kişinin ileride yapıp 5 yıl sonra kendisini nerede görmek istediği hususunda bir soru sorulur ve kişi bu doğrultuda çeşitli fikirler, bir de zaman dilimi çok uzun olduğu için nerede olmak istediği hususunda açıklamalar yapar. Daha sonra bu amaca ulaşmak için kaynaklarına bakılır. Zamanı nasıl kullanması gerektiği hususunda o kişiden görüş alınır. Kişi bu konuda ne kadar yoğunlaşırsa o kadar kafasında net planlar ortaya çıkmaya başlar. Daha sonra yıllık, aylık, hatta günlük planlara kadar inilir. Böylece kişi kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmayı öğrenir. Ya da kaynakları yeterli değilse kaynak yaratmayı, nereden kaynak bulacağını çaresine bakar. Zamanını daha iyi kullanmanın yolunu arar. Ben aynı şekilde Türkiye'nin önünde böyle bir vizyonun olması, bir hedefinin olmasını çok olumlu buluyorum. Eğer Türkiye bu hedefe ulaşmakta kaynakların yeterli olmadığını düşünüyorsa o zaman kaynak yaratmak zorunda. Bizim aslında çok tanıdık, bildiğimiz bir şey değil. Bir ülkenin 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık vizyonunun olması yeni bir şey. Ve dünyanın büyük ülkelerinin gelişmesi de aslında bu tür vizyonlarla oldu. Türkiye aslında çok önemli bir şey yapıyor şu anda. Ben özellikle Türkiye'nin bu ilk ona girip giremeyeceği ekonomik anlamda bu ona girip giremeyeceği hususunda Türkiye'nin kendi kaynaklarına ciddi manada baktığında çok daha fazla imkanlarının olduğunu göreceğini düşünüyorum. Özellikle burada belki de sadece kendi sınırları içerisinde değil, başka yerlerde de kaynaklarının olabileceğini görmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada özellikle Türkiye'nin etki alanını tanıması aslında Türkiye'ye çok şey kazandırır. Özellikle Türkiye insanına çok şey kazandırır diye düşünüyorum. Balkanlardan, Karadeniz Havzası'ndan ya da Kafkaslardan, Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan ya da Doğu Afrika'dan Türkiye'ye baktığınızda yükselen bir yıldız görürsünüz. Buradaki insanların gözünde Türkiye muhteşem bir ülkedir. Hızla yükselmektedir, hızla gelişmektedir ve bu hayranlık uyandırmaktadır buradaki insanlarda. Bunu böyle basitçe kendiliğinden oluşmuş bir şey değil bu. Türkiye bunu yaparken gerek kamu kuruluşlarıyla, çeşitli devletin çeşitli organizasyonlarıyla ya da devletin olmayan, hükümete ya da devlete ait olmayan organizasyonlarla da bunu sağladığını görüyorum. Örneğin siz Balkanlarda ya da Kafkaslarda ya da Orta Doğu'da TİKA'nın yüzlerce projesinin gerçekleşmiş olduğunu görürsünüz. TİKA buradaki insanların, buradaki insanlarla Türkiye insanının ortak değerlerini canlandırmakta ve bu konuda yüzlerce projeler gerçekleştirmekte.
Diğer taraftan yurt dışı Türkleri ve akraba toplulukları yüzlerce, binlerce öğrenciyi bu ülkelerden Türkiye'ye getirmekte ve onların burada tahsil yapmalarını, eğitim yapmalarını ve ülkelerine dönmelerini sorunsuz bir şekilde eğitimlerini tamamlayıp gitmeleri hususunda elinden geleni yapmakta. Yaptığı hizmetlerden biri bu. Diğer taraftan Yunus Emre Vakfı'nın binlerce Türkiye hayranına Türkçe öğrettiğini görürsünüz. Ve bunu Balkanlarda, Gürcistan'da, Orta Doğu ülkelerinde ya da Avrupa ülkelerinde ya da Türkiye Cumhuriyetlerde Yunus Emre Vakfı'nın faaliyetlerini gördüğünüzde inanamazsınız. Diğer taraftan başka kurumlar, örneğin Türk Hava Yolları'nın dünyanın en fazla noktasına uçtuğunu bilmek hayret verici bir şey. Bir dünya markası oldu Türk Hava Yolları. Hatta Afrika'nın bazı noktalarına sadece Türk Hava Yolları uçmakta. Yani eğer Birleşmiş Milletler görevlisiyseniz ya da herhangi bir şey için bu Afrika ülkelerine gidecekseniz İstanbul'a gelip Türk Hava Yolları'na uçaklarını aktarma yapmak zorundasınız. Başka türlü gidemezsiniz bu ülkelere. Diğer taraftan başka kurumlarında çok çalıştığı, buralarda faaliyet gösterdiğini görürsünüz. Örneğin bir deprem ya da doğal afet olduğunda ya da bir savaş sonucunda insanlar evlerinden olduğunda bu ülkelerde Kızılay'ı yanı başlarında bulurlar. Diğer taraftan afetin hemen oralara yardım ulaştırdığını görürsünüz. Bu insanlar her gün bir şekilde Türkiye ile muhatap. Başka bir taraftan sadece kamu kuruluşlarına ait olmayan özel teşebbüslerin de bu konuda faaliyet gösterdiğini görebilirsiniz. Aynı zamanda bu ülkelerde olan ama dünyanın kulak vermediği çeşitli olayları Anadolu Ajansı'yla tüm dünyaya duyurabilirsiniz. Ve bu insanlar buralarda, burada özellikle kendi ülkelerinde tüm dünyanın başını başka tarafa, başka yöne çevirdiği anlarda Türkiye'nin orada olduğunu bir şekilde görüyorlar. Örneğin buradaki Türk filmlerinin ve bu Türk filmlerinde oynayan artistlerin çoğunu siz tanımazsınız. Ama buradaki insanlarla konuştuğunuzda sizden fazla Türk artistlerin ismini bildiğini duyduğunuzda inanamazsınız. Diğer taraftan Türk müziğinin bu ülkelerde, bu insanlarda yaptığı etki inanılmaz derecede. Yani sizin mırıldandığınız şarkıları onlar da bilmekte. Ve buradaki örneğin başka bir alanda bir iş adamları derneği olan MÜSİAD bu ülkelerde teşkilatlanmakta ve sadece kar amacı gütmeden kardeşlik, dostluk adına bu ülkelerde temsilcilikler açmakta ve ekonomik işbirliğine gitmekte. Bu ülkede yaşayan insanların hayatında, günlük hayatında Türkiye'yi görmek o kadar olağan bir şey ki. Türk markaları gıda sektöründe özellikle Türk markaları tercih edilmekte. Ve Türkler gibi giyinmekteler. İlginç bir şekilde bu filmlerde gördükleri, bu özledikleri hayatı, kendi ülkelerinde bulamadıkları bu hayatı Türkiye'de mümkün olduğunu düşünmekteler. Ve buradaki birçok insanın hayalinde bir gün İstanbul'a gitmek, belki de oraya yerleşmek ve orada yaşamak fikri vardır. İnanılmaz bir şekilde bu bölgede Türkiye'nin etkisini görmek mümkün. Eğer Türkiye başını kaldırıp ya da Türk insanı diyeyim, başını kaldırıp etrafına dikkatli bir şekilde bakacak olursa, etrafında kendisiyle hemen hemen aynı hislere sahip milyonlarca insanı bulacaktır. İlk ona girmek çok büyük sorun olmasa gerek bu durumda. Bölgesel ekonomik sorunlar raporunda IMF ekonomilerin büyüme modellerinin ayrıştığını söylüyor. Jeopolitik gerilimler, Euro bölgesindeki iyileşmenin etkisi ve petrol fiyatları gibi dış faktörler bu ayrışmayı sağlamış. Ucuz petrol fiyatları ve Euro bölgesinde iyileşmenin güçlenmesi, Baltık ülkeleri olan Estonya, Litvanya, Letonya ve Orta ve Doğu Avrupa bölgesi, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye'de büyümenin güçlü kalmasını destekliyor. Hatırlayalım,
IMF'nin geçen ay yayınladığı görünüm raporunda Türkiye'nin büyüme beklentisini %3.4'ten %3.1'e çekmiş, 2016 için de %3.4'lük büyüme tahminini %3.6'ya yükseltmişti. Tam da bu zaman diliminde küresel büyüme tahmini ise bu yıl için %3.5 ve gelecek yıl %3.8 olmuştu. IMF'nin güçlü büyüme tahmini AB ve ABD'ye göre şekilleniyor. Oysa Çin, Hindistan ve Endonezya gibi yeni güç merkezi ülkelerin büyüme reflekslerine göre düşük oranlar bunlar. Türkiye 2011'de %8.8'lik büyüme rakamıyla Çin ve Endonezya arasında dünya üçüncüsü oldu. O dönemden sonra yaşadığımız küresel gelişmeler ve hükümete karşı operasyonlar %2.2'leri görmemize sebep olmuştu. Türkiye geçen yılı 800 milyar dolarlık bir büyümeyle tamamladı. Toplam ihracatta geçen yılı 158 milyar dolarla kapatan Türkiye'de tek haneli enflasyon görüyoruz. Faizler ise tek haneye düşmüş durumda. Türkiye'nin şimdilerdeki atılımı da faizsiz sistemle çalışan bankalar kurmak. Katılım bankalarının şube sayısı bugün 1200. Türkiye şimdilerde devleti de katılım banka şubelerine katıyor. Bu kapsamda ilk önce Ziraat Katılım, arkasından Vakıf Katılım, ardından Halk Katılım devreye girecek. Böylece faizsiz sistemle çalışan bir banka sektörü yaratılmaya çalışılıyor. Mali disipline yıllardır özen gösteren Türkiye, sağlıktan ulaşıma dev altyapı yatırımları gerçekleştirdi. Kamunun azalan borçlanma ihtiyacı faizleri de aşağıya çekti. Borçların faiz ödemelerine gidecek para ekonomiye yatırıldı. ABD'de Türkiye'nin 2025'i ile ilgili yayınlanan raporda çarpıcı bilgiler paylaşıldı. Rapora göre dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Türkiye'nin 2010 yılında 740 milyar dolar olan gayri safi yurt içi hasılası 2025'te 2 trilyon 14 milyar dolara yükselerek 3'e katlanacak. Kişi başına gayri safi yurt içi hasılada aynı dönemde dolar bazında 2 kat artış gösterecek. Sergilenen sabit ekonomik büyüme Türkiye'yi halihazırda dikkat çekici bir yatırım merkezi konumuna getirmiş bulunuyor. Coca-Cola ve Microsoft gibi büyük küresel şirketler Türkiye'yi Orta Doğu'daki operasyonları için bölgesel merkezleri olarak belirlemiş bulunuyor. Öte yandan yüksek büyüme hızı Türkiye'yi G20'de 16. olarak bulunduğu mevcut konumundan G10 listesine doğru hızla ilerletiyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynayan altyapı yatırımları bütçe harcamalarının önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Ancak geçmişte ana odak noktaları yollar, otobanlar, sulama kanalları ve barajlar gibi temel altyapı ihtiyaçları iken gelecekteki harcamalar hızlı tren ve havaalanı genişletme planları gibi toplumsal mobiliteyi arttıran yaşam standartını geliştirmeye odaklı projeler olacak. Rapor, Türkiye'nin 2023 yılına kadar altyapı iyileştirmelerine 175 milyar dolar harcama yapmasını, bu miktarın 45 milyar dolarının ise hızlı tren projelerine harcanacağını öngörüyor. Bu durum, doğal olarak altyapı şirketleri için gelişen ekonomide yeni yatırım fırsatları oluşturuyor. Raporda fütüristler tarafından keşfedilen bir başka önemli mega trend de yüksek katma değerli üretimi beraberinde getiren yeni iş modelleri. Geleneksel olarak sadece montaj hattı üretiminde yer almış olsa da Türkiye özellikle savunma sanayinde yüksek katma değerli üretici olmayı hedefliyor. Savunma sanayinde Türkiye 2011 yılında üretimin %52'sini kendi girişimiyle gerçekleştirmiş ve yıllık %50 hedefini aşmış bulunuyor. 2020 hedefinde ise yerli üretimin %60 olması hedefleniyor. Geride bıraktığımız 10 yıllar boyunca tipik bir Türk ailesi kira ödeyen, ikinci el otomobil ve beyaz eşya kullanan ve idareli yaşam süren bir profile sahip bulunuyordu. Önümüzdeki dönemde ise Türkiye orta sınıfını parlak günler bekliyor.
Ekonomik gelişmeye paralel olarak çok sayıda insanın yoksulluktan orta sınıfa yükselmesi ve orta sınıfların gelir seviyelerinde ve miktarlarında önemli bir artışa tanık olmaları bekleniyor. 7500 ila 76 bin dolar arasında yıllık gelirle orta sınıfın 2025'e kadar ülkenin toplam nüfusunun %72'sini, yani 61 milyonu oluşturması öngörülüyor. Bu büyük nüfus, elektronik, tüketici ürünleri ve otomotiv üreticileri için büyük bir pazar fırsatı oluşturacak. 19 bin ila 76 bin dolar arasında yıllık gelirle orta ve üst orta sınıfa dahil olması beklenen 31.5 milyon kişi ise bu sektörler açısından ana tüketici konumunda olacak. Alım gücünün yakın gelecekteki yeni düzeyleri, Türk tüketicilerin elden düşme ürün kullanma alışkanlığını terk ederek yeni ve kaliteli ürünleri tercih etmelerini sağlayacak. Türkiye'nin 2025 yılına kadar bilgi teknolojilerinde büyük bir atılım yapması da fütüristler tarafından beklenen durumlar arasında. Bu bağlamda bağlantılı cihaz sayısının patlama yapması ve bilgisayar, mobil telefon, tablet bilgisayar ve makineden makineye bağlantılı cihaz sayısının 200 ila 250 milyon düzeyine çıkması öngörülüyor. Türk bilgi teknolojileri sektörü 2025 yılına kadar 160 milyon dolara ulaşarak Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının %7.5'ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Dünyaca ünlü ekonomistler Türkiye'nin tarım toplumundan sanayi toplumu olma sürecini sadece 20 yılda tamamladığına dikkat çekiyorlar. Önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde ise Türkiye'nin bir hizmet ve ileri sanayi ekonomisine geçiş yapacağı, hizmet ve sanayi sektörlerinin 2020 yılına kadar ülke gayri safi yurt içi hasılasının %93'ünü oluşturacağını ifade ediyorlar. Hızlı endüstriyel büyüme, kalifiye ve rekabetçi iş gücü ve çeşitli iş alanlarında girişimcilik, yabancı yatırımları da doğrudan etkileyecek. Orta sınıfın büyümesi ve hızlı kentleşme oranı ise Türkiye'yi tüketici ürünleri, otomobil ve beyaz eşya sektörleri açısından daha da cazip bir pazar haline getirecek. Gelecek 10 yılda Türkiye'nin izleyeceği muhtemel yol, İslami ve milliyetçi unsurların bir arada olduğu bir yol olacak deniyor ve bu da Orta Doğu'da hızla modernleşen ülkeler için bir model teşkil edebilir diye söyleniyor. Bu yoruma katılıyor musunuz? Türkiye burada aslında ortak değerleri bulmak zorunda. Yani eğer bölgesinde bu ülkelerin de desteğini almak istiyorsa, bu ülkelerle ortak değerleri neydi? Bunları ortaya çıkarmak zorunda. Bunlardan birisi tabii ki eski Osmanlı İmparatorluğu döneminden, Osmanlı Devleti döneminden kalan izler. Bunu kullanabilir ve bunu Balkanlarda özellikle çok iyi bir şekilde TİKA aracılığıyla çok iyi bir şekilde canlandırıyor. Bununla birlikte, hatta çok ilginçtir, bakın Balkan ülkelerinde hala Osmanlı'dan sonra Osmanlı parasını ve Osmanlı'nın onlara verdiği kimliği saklayan Makedonlar, Arnavutlar, Boşnaklar var. Bir gün gelecekler diye hala bekliyorlar bunlar. Çok ilginç bir şeydir. Bakın Uganda'da hala cuma hutbelerinde Abdülhamid için hutbe okutulur. Yani hutbe Abdülhamid adına okutulur. Halifeye burada dua edilir. Bu coğrafyada bu tür değerleri bulmak mümkün. Bunun dışında ben özellikle sadece İslami değerlerin değil, burada Müslüman olmayan toplulukların da olduğunu ve onları da tekrar içine alacak ortak değerlerin bulunması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Türkiye bu bölgede barış istiyorsa, ki bunu istediğini hepimiz biliyoruz, yapması gereken şeylerden birisi sınırları nasıl anlamsız hale getiren vizeleri kaldırma ve bu ülkelerle olan direkt irtibat çalışmaları çok iyi sonuçlar getiriyorsa bunu daha da geliştirmek zorunda. Eğer Türkler yanlarına Kürtleri, Arapları ve Slavları alırsa ve bunlarla ortak bir
proje dahilinde, burada büyük bir proje dahilinde çalışabilirlerse bu bölgenin en büyük gücü olacak. Bırakın bölgenin en büyük gücü olmasını, dünyanın en etkili 4 ülkesinden birisi olma ihtimali var. Ve bu doğrultuda çalışmak zorunda. Bu bölgeye bir daha savaş gelmemesi için, bu bölgede bir daha yıkım olmaması için Türkiye hem Slavlarla, hem Kürtlerle, hem Araplarla ortak değerleri ortaya çıkartacak çalışmalar yapmak zorunda. Ve bunda da çok büyük bir güçlük yaşayacağını zannetmiyorum. Önemli olan doğru yere bakmak ve doğru soruyu sormak. Eğer siz sadece sorunlara ve iç sorunlarınıza yoğunlaşırsanız büyük bir fırsatı kaçırabilirsiniz. Türkiye aslında yine öyle bir döneme gidiyor gibi bir izlenim veriyor. Tekrar iç sorunlarına, kendi kabuğuna çekilen bir ülke konumuna geldiğinde bu büyük fırsatı kaçıracaktır. Bu fırsatı kaçırmaması için Kürt sorununun çözülmesi ve bu sorun çözümü dahilinde bir model geliştirmesi gerekmekte. Yani bir ekonomik model ve bir siyasal model geliştirmek zorunda. Bu siyasal modeli, bu ekonomik modeli Araplara da, Slavlara da uygulayabilmeniz gerekir. Balkan ülkelerine de, komşunuz Gürcistan'a, Azerbaycan'a, Karadeniz Havzası'ndaki ülkelere de uygulayabilmeniz gerekir. Bunun için Türkiye entelektüellerinin de çalışması, uğraşması gerekiyor. Bu doğrultuda yapılacak çalışmaların çok iyi sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Küresel bir oyuncu olabilmek için konumunu belirlemeye çalışan Türkiye bu kapsamda adımlarını cesurca atmaya devam ediyor. Yapılan anlaşmalardan Türkiye'nin arka bahçesinin Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasları içine alacağı, ayrıca Orta Asya ve Afrika'da da kısmen etkili olacağı öngörülebilir. Bu dönemin simgesi toprakların fethi değil, ekonomik, siyasi, askeri, kültürel bağımlılık ve bunun yansımalarıdır. Ülkemizin ekonomik kalkınmasında en güçlü unsurlardan olan turizm faaliyetlerinin gelişimi kuşkusuz ulaşım imkanlarındaki gelişmelerle yakından ilgili. 2000'li yıllardan itibaren havayolu taşımacılığındaki dev yatırımlar sayesinde Türkiye'de turizm gelirleri büyük artış gösteriyor. Türk dizi film sektörü 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye'ye 150 milyon dolar ihracat geliri sağladı. İhracatı her geçen gün artan dizi film sektöründe 70'in üzerinde dizi film 75 ülkeye ihraç edilirken 2013'te ilk kez Ukrayna, Pakistan, Rusya ve Çin pazarına girildi. 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yıllık dizi ihracatı ise toplamda 150 milyon doları aştı. Son 5 yılda Türkiye'ye Orta Doğu'dan gelen turist sayısında %350 artış oldu. Türk dizilerinin Arapların Türkiye'ye tatile gelmesi, turizme, konut sektörüne katkıları olduğu düşünülüyor. Türkiye'nin etki alanını genişleten faaliyetlere her geçen gün yeni adımlar ekleyen bir diğer oluşumsa Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı. TİKA tarafından hayata geçirilen projelerin bölgesel dağılımı incelendiğinde Afrika %33.7 ile ilk, Güney ve Orta Asya %21.83 ile ikinci, Orta Doğu %21.74 ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin bölgesinde etkin rol oynamasında en önemli faktör ise bu ülkelerde kurmuş olduğu ticari ilişkiler. Türkiye en önemli yumuşak gücü olan dış ticaret aracılığıyla bölgesinde konumunu gittikçe güçlendirmekte. Bölgesindeki ülkelerle kurduğu diplomatik ve ticari ilişkilerle karşılıklı olarak vizeler kaldırılmakta, yatırımların önü açılmakta, adeta aradaki sınırlar anlamını yitirmektedir. Örneğin MÜSİAD, bölge ülkeleriyle kurduğu ticari ilişkiler sayesinde Türkiye ihracatının %17'sini gerçekleştirmektedir. Latin ABD ülkelerinde öğrencilerin eğitim için ABD'yi tercih ettiği yönündeki ezber bozulmaya başladı. Ezberi bozan kurumun adı ise Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Şimdilerde Amerikan rüyası Türkiye rüyasına dönüşmeye başladı. Beyin göçünü bilakis çeviren Türkiye burslarına bölgeden 26 ülkeden müracaat geldi.
burs taleplerinde başı 384 başvuruyla Kolombiya çekerken onu 244 başvuruyla Haiti izliyor. Paraguay, Nikaragua, Bahamalar, Surinam, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Grenada, Jamaika, Panama, Peru ve Şili, Türkiye burslarına yüksek oranda talebin bulunduğu başka ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye burslarına bu sene toplamda 100 bine yakın müracaat yapıldı. Yumuşak güç unsurlarından biri olarak kabul edilen uluslararası dış yardımlar, aynı zamanda ülkeler arasında işbirliğini ve yakınlaşmayı sağlıyor. Son yıllarda büyüyen ekonomisi ve uluslararası etkinliğindeki artışa paralel olarak Türkiye, kalkınma yardımlarında büyük bir artış oranı yakaladı. 2011 ve 2012'de dünyada dış yardımlarını en çok arttıran ülke olan Türkiye, yardım faaliyetlerini ise en çok Asya ülkelerinde yürütüyor. Küresel İnsani Yardım raporuna göre Türkiye sadece 2012 yılında 1,04 milyar dolar acil insani yardım yaptı. Aynı yıl acil insani yardım oranı tüm dünyada %5,9 azalırken Türkiye'nin acil yardımları artış gösterdi. Böylece Türkiye 1 milyar doları aşan yardımıyla acil insan yardım sıralamasında dünya ölçeğinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin ardından 4. sıraya yükseldi. Gayri safi hasılanın %0,13'ünü oluşturan bu yardımla Türkiye ayrıca gayri safi milli hasılaya kıyasla en çok yardım yapan 3. ülke oldu. En fazla yardım alan ülkeler ise Filistin, Tunus, Somali, Afganistan, Pakistan, Bosna Hersek ve Karadağ oldu. Proje ve faaliyetlerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise %45,5'in sağlık, %20,49'un idari ve sivil toplum, %15,81'in eğitim, %14,78'in kültürel işbirliği ve restorasyon ve %3,45'in su ve su hijyeni alanlarında yapıldığı söyleniyor. Kanal 5 izleyenleri İşin Aslı Ne programında bu haftada dünyanın 2025'te yeni ekonomi kaplanları arasında gösterdiği Türkiye'yi konu aldık. Türkiye'nin eğitimli, iş gücü ve yatırıma elverişli ortamıyla nerelere gelebileceği hakkında sizlere yapmış olduğumuz araştırmaları ulaştırmaya çalıştık. Bizler gelecek hafta İstanbul'u konu alacağız. Sizi de bekleriz. Mutlu günler.